Sonradan hatalı gol yedik. Frikikten başlayan bir ataktan gol yedik. Aslında bizim bloğumuz bunu çıkarmalıydı. Bizim için basit pik oldu yediğimiz. Zaten o golden önce de 2-0 yapma şansı da yakalamıştık. Güzel şanslar yakaladık bu maçta. İlk yarıda da ikinci yarıda da. Fakat olmadı. Hayal kırıklığı yaşadık. Şimdi artık Old Trafford'da kazanmamız gerekiyor maçlarımızı. He has to come in to the team and it costs time, and especially that sixth role is very important. It's for every team such a key position, and he has to learn how we play, and you only learn by playing. And you see he taking the lessons well. I think he's stepping up, and yeah, I was happy with his performance today. Ugarte, yeah. Soru Ugarte'nin performansı ile ilgili de. Evet, 6 haftadan sonra ilk 11'e çıktı. Sonuçta bizim nasıl oynayacağımızı onu da öğrenmesi gerekiyordu. Bir 6 numara performansı gösterdi. Öğrendikçe daha iyi olacak kendisi. Harry, how did you think? I think he was doing well. Hey, he was helping the midfield, supporting in defending. Supporting Josic in pressing, and he had a big role also, I think, in the goal, who led up for Christian Eriksen in the first goal. And then you can always move him back, and also there, he played brilliant. And then for Ahmad, he's doing well, but also we have to reward the performances of Anthony Dos Santos in training. He's training very good, and he is a threat almost every training. So yeah, I felt at that moment yeah to bring him to be the threat to decide the game, but also yeah Ahmad, you saw when he came in, he had also one two good actions. So yeah, we are squad very pleased with all the effort all the players putting in, and also from most of the players also the quality. Soru Nusayri'nin 10 numara oynamasıyla ilgiliydi. Normalde bek olan bir oyuncu. Hocamız da şöyle açıklama yaptı. Bu bir zor bir deplasmandı. 4 tane hücum oyuncusuyla oynamak zor olabilirdi. O yüzden Nusayri ile oynadık 10 numara olarak. Zaten daha önceden kendisinin takımlarında fullback olmadan önce 10 numara oynamışlığı varmış. Hatta solda oynuyormuş. Ve rolünü de iyi yerine getirdi. Özellikle savunmaya, orta sahaya destek oldu. Pres yaptı. Hatta Eriksen'in golünde de rolü vardı. Antonio'ya gelince Antonio antrenmanlarda çok iyiydi. Bir tehdit oluyordu devamlı bulunduğu kanattan. O yüzden onunla başladık ama Ahmad da o da iyi performans gösteriyordu. Yani biz genel olarak takımımızın performansından ve oyuncularımızın kalitesinden memnunuz. Fenerbahçe would be great final because Fenerbahçe I think very good club with very good fans. So that would be a great final and some good players. I work with many of them, and in the first half they did try to stretch us, and we had to find the answer on it. And I think yeah we should take more control in possession by keeping the ball better in the first half, and also in defending to find the right moments to put more pressure on them, but. All over, we had some very good chances also first half, and we scored great goal. And I think we should have scored even more goals. As I said, the one from Rashford before halftime. But be honest, also they create good chances. And there was a double save from Andre from the second phase corner, and I think they had also one good chance more. So yeah, they gave us some problems, but we knew before. It's a good team. They have good players, they have a good manager, so it's never easy, but we take a point, and when you take a point, as I said, and in Porto, and in Fenerbahce, that's not bad, eh? And but of course, we want to win every game. Evet, Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur. Son derece iyi bir kulüp, taraftarları, ambiyans da çok iyi. İlk yarı sorunuzla ilgili olarak evet bizim özellikle belli dönemlerde sıkıntı yaşadık. Kontrolü, topa hakim olmayı daha çok yapmamız gerekiyordu ve defans yaparken de ne zaman pres yapacağımızın anlarını ayarlamamız gerekiyordu. Ama bizim de pozisyonumuz var ilk yarıda. Özellikle Rashford'un pozisyonu var.
Dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe'nin de var. Ona ana iki tane top çıkardı. Kornerden gelen topta. Fakat biz sonuçta Porto ve Fenerbahçe gibi iki tane zor deplasmandan beraberlikle çıktık. Birer puan aldık. Tabii ki aslında kazanmak istiyoruz. Buraya gelmeden önce de biliyorduk böyle zorlu bir maç olacağını. Okay, thank you very much.